Recep İvedik 6 son 10 yılın en vasat filmi. Bu kanıya sinemaya gittikten sonra varmıştım. Ancak film Netflix'e düşünce ve yeniden trendlere gelince film yeniden aklıma geldi ve dolayısıyla bu filmin neden en vasat film olduğunu size anlatmak istedim. Öncelikle eğer bu filmi izleyecekseniz izlemeyin. Bakın öyle Hababam Sınıfı askerde veya Türkler çıldırmış olmalı gibi vasat olduğu için değil. Onlar bunun yanında bir başyapıt. Vakit harcamayacak derecede kötü olduğu için izlemeyin. Öncelikle ben Recep İvedik 1, 2 ve 3'ü tekrar tekrar izledim çünkü komikti. Bunu hiç saklamam. Bir başyapıt değillerdi veya Kolpaçino gibi kendine has bir yapısı yoktu ama komikti. Çok basit bir sebebi vardı bunun. Recep İvedik'in Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesiyle karşılaştırılması tesadüf değil. Benzerlik sadece Cahit Berkay'ın efsane elektro saz soundtrackleri de değil. Öncelikle neden Şaban filmlerini gülüyoruz? Sebebi aslında Recep İvedik'in komedi prensipiyle aynısı. Şaban karakterini tamamlayan birkaç etken var. Şaban yaptıklarına peki neden gülüyoruz? Çünkü genelde etrafındaki insanlar ve bulunduğu durum inanılmaz ciddi ve gerçekçi. Mesela kendisi cephede ve savaş birazdan kanlı bir şekilde devam edecek. Herkes terli terli beklerken bizim Şaban fosur fosur uyuyor. Diğer bir örnek de Şener Şen etkisi. Şener Şen otoriteyi temsil ediyor ve aslında haklı bir öfkesi oluyor. Çünkü Şaban salağı onu durmadan çileden çıkarıyor. Biz bunun salaklığına gülmüyoruz. O salaklıkları yaptığı yerlere ve kişilere gülüyoruz. Bu yüzden bu bahsettiğim etkenler olmadan Şaban filmi de olmaz. Çok azınızın bildiği Şaban Askerde dizisi var mesela. Halit Akçatepe ile beraber. Dizi yayından kaldırıldı. Tutmadı. Aynı şekilde Almanya dizisi tutmadı. Yayınlanmadı bile. Film yapıp piyasaya sürdüler. Komiklik böyle tanımlanır işte. Ünlü psikologların yorumu vardır. Freud ve Nietzsche'nin mesela. Uzatmadan kendimizin yapamadığını ekranda görünce güleriz, içimizi boşaltırız veya garip durumlara güleriz derler. Slapstick humoru. Bunu Kemal Sunal çok kullanır. İşte ah düştüm veya ayağım takıldı gibi. Yani yakıştıramadığımız birinin başına gelince böyle şeylere güleriz. Örneğin Bahçeli düşünce hepimizin gülmesi gibi. Kılıçdaroğlu gaf yapınca hepimizin gülmesi gibi. Çünkü böyle şeyleri o mevkideki insanlara yakıştıramıyoruz. Kemal Sunal işte bunu kullanıyor ama filmlerin hep bir alt metni oluyordu. Mesela Kibar Feyzo sosyalist bir filmdi ve feodal düzeni eleştiren bir filmdi. Kapıcılar Kralı sistemi ve o düzeni eleştiren bir filmdi. Tüm bu etkenler Şaban'ı efsane yapıp Nasrettin Hoca gibi bir pozisyonu yükseltti. Peki Recep İvedik ne alaka AMK diyeceksin? Recep İvedik 1, 2, 3 aynı formülü uyguluyordu. Recep İvedik hayvandı ama bu hayvanlığı milyoner bir otel zincirleri patronu yapınca... Oh kahvedeymiş ha. Afiyet olsun. Oğlum Musi sen çocuk musun ya? İşler komik oluyordu. Karakter ait olmadığı ciddi bir ortamda sırıtıyordu ve bu komikti. Yani Recep otelde su gibi hatunlar ve sosyete kadınlarla spor yaptığı zaman osurunca gülüyorduk. Osurduğu için değil ha, orada osurduğu için. Her filmde bu Şener Şen etkeni vardı yani. Otoriteyle başı hep beladaydı ve onları sinir ediyordu. İşte bu ve bunun gibi etkenler bu filmde yok. Ortada düzgün bir hikaye de yok. Recep durmadan bakın ben nasıl bir hayvanım, nasıl pisim diye hareketler yapıyordu. İnsanların eksiklikleriyle dalga geçiyor, kurnazlık yapıyordu. İlk filmlerinde serseri olan ve böyle konuşan Recep bu filmde kurnaz Anadolu esnafı gibi bir şey. Filmin konusu osurmak ve sıçmak hakkında. Ama öyle bak işte nasıl osurdu veya sıçtı değil. Bildiğin sadece osurup ve sıçmak hakkında. Hikayenin büyük bir kısmı Ace Ventura'dan apartma. Geri kalanı ise şaka yapmıyorum ortaokul esprileri. Konya yerine Kenya'ya gidiyorlar. Gittikleri kampta madem geldik gezelim diye safariye çıkıyorlar. Burada sıçmam lazım kakam geldi aynen bu kelimelerle. Bir araçtan iniyor Recep ve yancısının uğruna. Ondan sonra kayboluyorlar. Yanlarına iğrenç animasyonlu bir aslan geliyor. Recep sucuk atarak kurtulmaya çalışıyor ve en son aslanın yüzüne doğru osuruyor kurtulmak için. Aslan gidiyor. Sonra bir goril geliyor. Dünyanın en iğrenç goril kostümü. Ve Recep bununla güreşiyor. Ağzını burnunu kırarım lan tarzında. Sonra bunları maymun sanan yabancılar. Evet ciddi ciddi bunları maymun goril gibi bir şey sanıyorlar. İğneyle uyutuyorlar. Ve üzerlerine deney yapıyorlar. Bakın üzerlerine deney yapıyorlar. Çünkü Recep ve Nurullah da maymun sandıkları için. Ciddiyim bu şaka değil. Filmde böyle bir olay var. Ve ben o an kendime sövmeye başladım. Sonra bunlar bir Afrika kabilesine kaçıyor. Adları Nahu. Anladınız mı? Nahu. Kendini onların kurtarıcısı Sokaç olarak gösteriyor. Ve hikaye böyle devam ediyor. Umarım Şahan bu filmden sonra piyasadan silinir.